Merhabalar herkese Hatay Spor YouTube kanalında birebirin ilk konu Görkem Sağlam. Görkem hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, bugün seninle hem senin hayatını hem futbolu her şeye dair konuşacağız aslına bakarsan. Tamam. Bu programdaki öncelikli amacımız taraftarın seni bir tık daha yakından tanıması. Tamam güzel. Dürüst olacağını söz veriyor musun başta? Veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen başlayalım. Görkem Eee futbola nasıl başladın? Ben çok erken yaşta başladım futbola. 5 yaşında başladım takımda, kulüpte oynamaya. Bizim ailede zaten herkes futbolcu. Benim kuzenlerim hepsi hocalık yapıyor. Babam önceden çok iyi futbol oynadı Schalke'nin altyapısında vesaire oynadı. Onun için futbola ilgimiz vardı zaten ailede. Ben 5 yaşında başladım, çok erken başladım dediğim gibi. Her zaman ondan sonra da her zaman bir hayalimdi yani futbolcu olmak. Aslına bakarsan futbolla büyüdün sen. Evet kesinlikle yani şimdi eski kasetlere ve videolara baktığımız zaman babam benimle hani 3-4 yaşında olduğum zamanlarda e, evde antrenmanlar yaptırıyordu, şut çektiriyordu. E, hani baya baya erken başladık Peki e, futbola dair ilk en mutlu anın, en mutlu anın? Aslında benim <laughs> en mutlu anım hani futbol bana mutluluk getirdi. Futbol bana hemen hemen her şeyi öğretti. Kazanmayı, kaybetmeyi, çalışmayı, mücadele etmeyi yani hayatta her şeyi futbol üzerine benim benim hayatım her şeyi futbol üzerine şey yapıldı yani aslında ama tabii ki başka mutlu anlarım da oldu. Turnuvalarda kazandığımız veya en iyi oyuncu seçildiğim zamanlar ondan sonra kardeşim doğdu. Hani en mutlu günlerimden biriydi. Yani ara ara çok çok mutlu, çok mutlu günlerimiz oldu futboldan, futboldan hariç ama daha fazla mutlu günlerimiz futbol futbolla oldu. Peki futbol kariyerin boyunca şu anda ya da futbol oynamaya başladığın günden itibaren en mutsuz olduğun an neydi? En çok canının yandığı, hani böyle şey dediğin, ya ben neden buradayım dediğin. Çok iyi bir soru. Öyle anılarım çok yok. Ama var birkaç tane. Hani şey oluyor hemen hemen. Bir yere seçildiğin zaman mesela Almanya milli takımına seçildiğin zaman veya hani iyi bir yere seçildiğin zaman ve orada ilk 11 oynama hedefli olarak gidiyorsun. Orada oynamadığın zaman hani kendinle savaşıyorsun o zaman. Hani yeterli mi değil? Ne yaptım? Ne yanlış yaptım? acaba hoca neyimi gördü de oynattırmıyor. O daha da fazla şeye gidiyor o zaman. Hani anne babamı annem babamı hani oğulları başarısız hani acaba ne düşünüyorlar gurur duyuyorlar mı devamlı gurur duyuyorlar mı vesaire vesaire. O oralar oralara kadar gidiyor bazen. E, o zaman mutsuz olabiliyor insan. Kendini fazla sorgulatıyor. Sağdaki evet. başarısızlık özel hayatına kesinlikle, yansıyor. Kesinlikle. Çünkü sen dedin hayatın ve futbol ile alakalı konuşacağız. Aslında benim hayatım futbol. Aslında bakınca şunu sormak istiyorum. Çok bu kadar futbol iç içe bir hayatın olduğu için Olumlu ve olumsuz yönünü sorsam sana. Bana sorarsan sadece olumlu bir, bir yönü var. Çünkü e, hani insan veya insanların her zaman bir hedefi olması lazım ve futbolda e, haftalık hedef koyabiliyorsun kendine. Yani biz bir maçı kaybettiğimizde veya beraber oynadığımızda bir hafta sonra tekrar bir Hani herkesi mutlu edebilecek ve ilk önce kendimizi mutlu edebilecek bir sonuç alabileceğimiz bir maç var. Ona odaklı bir hayat yaşıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz, olumlu. Çevremizde insanlar bizi seviyor, biz onları seviyoruz, olumlu. Spor yapıyoruz, olumlu. Ve hani herkesin hayalidir futbolcu olmak. Yani hiç kimse takımda veya şimdiye kadar oynadığım hiç kimse dememiştir zorlan futbolcu oldum veya sadece topun peşinde koşabilmem için futbolcu olmuşum. Yani herkes bir mücadele edip o futbolcu olma hayaline e, kavuşma derdinde olduğu için hani kendi hayalini yaşıyorsun. Peki futbolu da kenara bırakalım şimdi. Görkem sağlama. Görkeme gelelim. Sağlama da bırakalım. Görkem. Görkem nasıl biri? Görkem nasıl biri? <laughs> çok iyi bir soru. Görkem nasıl biri? Aslında çok neşeli biri. Her şeye çok gülen, her şeyi ama çok kafasına da takabilen biri. Kendinle Bazen bazı yerlerde çok savaşan biri Ailesine onun sevdiklerine ve kendi sevdiklerine çok bağlı biri ee, Hani annem babam zaten benim başta abim. yani onların e, ellerinden öperim e, Hani kız arkadaşım onun annesinin babasından ellerinden öperim yani çok büyüklerime saygım sonsuzdur küçüklerimin e, yanaklarını öperim Herkesi çok severim ve insan sever bir insanı Kötülük yapmayı sevmem kötülük yapıyor muyuz. Yapıyoruz, insanları kuruyoruz vesaire. Ama özür dilemesini bilen biriyimdir. Ondan hariç sosyal hayatı severim. Piyano çalarım. Saz çalmayı öğreniyorum. Evet ona geleceğim biliyorum. şimdi. İtalya evet. kampında biz otele girdik. Birden sen piyanonun başındaydın. Nereden evet. geliyor bu? Çok şaşırdık biz açıkçası takım evet. olarak. Evet, yine tekrar e, annem babam sağ olsun futbol haricinde başka bir şey kafanda olsun, başka bir şeylerle ilgilen diye e, beni yaklaşık 8-10 sene boyunca bir piyano kursuna yolladılar. Çok güzel. Evet, e, küçükten beri. Pazartesileri oluyordu. Pazartesi okulum saat 1'i çeyrek geçe bitiyordu. Piyano kursu saat buçukta başlıyordu. iki buçuğa kadar. 245'te şoför alıyordu beni. buçukta antrenman vardı. E bayağı yoğun geçiyordu ama şimdi geri baktığın zaman tabii ki teşekkür ediyorum. Peki şimdi ee, saz çalı çalıyorum dediniz. Saz çalan Görkem'i de görür, görür müyüz burada kanalda? Görürüz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. biraz daha kendimi geliştireyim çünkü sazı hemen hemen kendimi öğrendim geçen sene. tek tek yaşadığım için hani yine başka bir ilgi alanım olsun diye başka bir şeylerle ilgileneyim diye saza başladım, saz çalmaya başladım. İyi gitti. Son bir 2 ayda biraz aksattım ama dediğim gibi kendimi geliştireyim bir performans sergileyelim. Peki Görkem, müzik kulağın var anladığım kadarıyla. Şarkı söylemeyi seviyor musun? Söylemeyi çok seviyorum seçim. ama sesim çok kötü. Gerçekten mi? Sesim yani rezil bir şekilde ama şarkı tamam, dinlemeyi... Zorlamayacağım o zaman. Şarkı alalım senden. <laughs> Yok, şarkı, şarkı <laughs> almayın benden. Ee, şarkı dinlemeyi e, ve söylemeyi de çok seviyorum. Şarkı benim için... Hani kafa dinletici bir şey yani insanların söylemek istediği ve söyleyemediği şeyleri bazen şarkılarda geri duyuyoruz ve şarkılar hani bazen diyorum ki insanları en, en iyi şarkılar anlar ve anlatabilir öyle yani müzikle rakam çok iyi. Peki e, hırslı birisin anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Hırsın sana bazen zarar veriyor mu bunu hissediyor musun? Zarar veriyor mu? Hmm, zarar veriyor mu? Hayır. Bazen hata yaptırıyor mu? Evet. Çünkü e, hırslandığım zaman hani en doğrusunu ve hani ben çok detaycıyımdır, çok, çok hırslıyımdır ve o yüzden de kendimle savaşa giriyorum bazen. Yanlış yaptığım zaman kendime kızıyorum. Çünkü hani o e, hani belirli bir kaliteye geldiğin zaman, belirli bir seviyeye geldiğin zaman Hani kendinin böyle boş hataları yapmasını da kabulle kabullenemiyorsun. O yüzden hata yaptırıyor bana benim hırsım ama benim hırsım da beni buraya kadar getirdi aslında. Çünkü çok çalışırım, çok mücadele ederim. Bana sorarsan her şey mücadele üstünden gelir ve kendine olan disiplininden gelir. Ee, hani ben sağlıklı beslenmesem, doğru dürüst yatmasam, antrenmandan sonra fitnesse girmesem vesaire vesaire ve iyi olan, iyi olan şeylerimi daha da fazla iyileştirmeye kalkmasam ee, hani hırslı olmasam sonuçta daha iyi olamazsın. Doğru. Peki bencil misin Gökhan? Bencil olmam gerektiği yerde bencil olmayı bilirim. Ama evet. bencillik ve egoistlik bana sorarsan değişik bir şey. Egoist değilim. Bencilim ama egoist değilim. Peki e, ailenden çok bahsettin. Tek kelimeyle sorsam aile demek senin için ne demek? Her şey. Kariyerin mi ön planda geliyor bazen seçimlerinde ya da ailen ön plana koyduğun oluyor mu? Hani duygusal mı karar veriyorsun, mantıklı mı karar veriyorsun onu söyleyeyim. Şimdi her şey dediğin için diyorum. Duygusal karar veriyorum desem ailemden uzak Türkiye'de gelip futbol oynamazdım. E, mantıklı davranıyoruz. Bu konuda e, ailem de çok profesyonel davrandı ve e, herhalde şimdiye kadar çok yardım ettiler bana zaten. Her zaman diyorum %99 buraya geldiğimin nedeni Babamın sayesinde, annemin sayesinde, babamla annem çok mücadele etti, her zaman peşimdeydiler, her zaman arkamdaydılar. Ee, hani biz hep mantıklı düşündük çünkü sadece benim hedefim değildi futbolcu olmak. Komple tüm ailenin hedefi olduğu zaman daha güçlü oluyorsun, her şeye daha iyi bakıyorsun. O yüzden de e, hani geldiğim konum Hatay Spor, teknik ekip, biz oyuncular, ben Hatay Spor'u da hani bir aile olarak görüyorum ve herkesin hedefi aynı bu sene herkes hı hı. çok mücadele edip e, en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Eminim ki e, bu gidişatımızı devam ettirebilirsek e, çok iyi yerlere geleceğimizden eminim. Peki birazcık da özel hayatına gireceğim çünkü soruluyor insanlar. Tamam. E, aşk hayatının neresinde senin için aşk demek ne demek? Aşk demek biraz klişe olacak şimdi ama her güçlü bir erkeğin ve her başarılı bir erkeğin arkasında her zaman daha da bir güçlü bir ...eşi olur veya hı hı. bir kadın olur denir ya... ...bana sorarsan... ...böyle bir şey. Çünkü... ...hemen hemen aileme tekrar geri geleceğim. Çünkü ben anneden babadan da... ...öyle gördüm. Yani annem hiçbir zaman... ...babama karşıki desteğini esirgemedi. Ve şu anki... ...kız arkadaşım... ...yakında inşallah olacağı eşim... ...bana da şimdiye kadar hiç desteğini esirgemedi. Ona da... ...hani zor çünkü. Zor Tabii futbol ki. futbolcuyla... ...beraber olmak ve evli olmak zor... Ona da çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani eş iyi bir eş hani onu da iyi seçmemiz lazım. İyi bir eş çok önemlidir. Her başarılı ve güçlü erkeğin adı arkasında da daha da güçlü bir kadın var. Peki Görkem romantik midir? Romantiktir. <laughs> Hak edildiği zaman çok romantiktir. Ee... Bunu bir de kız arkadaşına sormamız lazım. <gülüyor> soralım, <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> soralım, <gülüyor> soralım. Gurbetçi bir futbolcusun baktığın Almanya'da doğup büyüdün. Türkiye'de gurbetçi olmak, gurbetçi futbolcu olmak sence zorlukları var mı? Şöyle bir şey var. Biz veya ben daha doğrusu Almanya'da Türk olarak, Türkiye'de gurbetçi olarak söylüyorlar bana. Ben kendimi Türk olarak biliyorum ve sayıyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum, ülkemi, vatanımı çok seviyorum. O yüzden de geldim hani Avrupa'da da kalabilirdim, Almanya'da da kalabilirdim ama hani ben Türkiye'de futbol oynamak istiyorum. Burada hayatımı sürdürmek istiyorum dediğim için buraya geldim. Zorluk yaşanıyor mu? Hayır. Herhalde bu konular geçtiğimiz 10-15 sene öncesinde vardı. Hani dışlanma, gurbetçi vesaire ama Türkiye o kadar o kadar kendini geliştirdi ki ve Türk futbolu o kadar kendini geliştirdi ki herhangi bir yabancı geldiği zaman kendisini çok iyi hissediyor. O yüzden bu dışlama, gurbetçi olayı falan hiç, hiç yok yani. Hatay Spor'dan teklif geldiğine nasıl gelişti durum? Zorlu bir süreçten geçiyor takım. Korkuttu mu seni? Çünkü yaşanan büyük bir trajedi var. Ne kadar girmek istemesek de unutamayacağımız bir durum var. Evet. Korkuttu mu? Bir kaos ortamı bekliyor muydun? Öyle bir ortam olmadığını görünce mutlu mu oldun? Hani ne düşünüyorsun? Ya öncelikle bir Hatay bir deprem yaşadı. Ee, orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki benim için çok duygusal bir meseleydi. Çünkü Hatay Spor hani artık herkesin bir takımı oldu. Herkesten çok şükür destek görüyoruz. Hiç kimse desteğini esirgemiyor. Ve bunun başında bir Volkan Demirel var. Hani Volkan Demirel'in, Volkan Hocam'ın olduğu bir yere gitmemek benim için... Hani Volkan, Volkan Hoca'ya hayır diyemezsin. Çünkü Volkan Hoca hiç, kim, hiç kimseye yanlış yapmak istemez. Kendisi de yanlış olduğu bir yerde durmaz. Ee, onun için ben e, çok mutluyum, çok gururluyum, çok hani kendimden de bu hani Hatay Spor'un ve Volkan Hoca'nın ve teknik ekip beni isteyipinden de çok gurur duyuyorum. Ee, onun için şimdiye kadar hiç bir saniye bile hani yanlış yaptım, niye geldim vesaire hiç öyle bir düşünce de yoktu. Hiç öyle bir düşünce yoktu bende. Ee, Volkan Hoca'yla da çok iyi görüşmeler yaptık. Ee, hani fazla da sürmedi aslında Hatayspor Spor için karar vermem. Peki e, takımın bu seneki performansı hakkında ne düşünüyorsun? Sence bizi nasıl birlik bekliyor? Ya Şöyle söyleyeyim. 3-4 büyükler hariç onlar çok olağanüstü transferler yaptı. Onlar zaten her her seneki gibi önden giden takımlar olacak herhalde ama... Ben kendimizi ve Hatay Spor'u yani bizim takımı çok iyi görüyorum. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi kamplar geçirdik. Mental ve fiziksel oral olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Her maça teknik ek ek ekibimiz çok 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 güçlü ve çok iyi çalışıyor ve biz oyuncular onlardan daha iyi çalışıyoruz. O yüzden e hedefimiz büyük. E hepimizin hedefi büyük ve o hedefe hani eminim ki ulaşacağız. Çünkü e takımda böyle aileci bir aileci bir durum var. Hani çok çok iyi bir vibedayız. Onu kaybetmeyiz inşallah. Onu kaybetmediğimiz sürece dediğim gibi eminim. Herkesin kendi performansını arttıracağını ve takımın performansını da arttıracağını çok eminim. Görkem sen çok güzel bir başlangıç yaptın lige. E, bu seneki Görkem sağlam performansı ne olur? Buradan taraflarına söylemek istersin. Senin kişisel olarak, takım olarak bir hedefimiz var ama kişisel olarak hedefin nedir? Hedefim her seneki gibi e, sağlıklı kalmak ilk önce, öncelikle. E, ondan sonra tabii ki ne kadar olursa süre almak, maç yapmak, kendimi tekrar ve tekrar geliştirmek. Bu ilk maçta, ilk oyunda gösterdiğim 3 asistlik bir golluk maçı e, devamını getirmek, tekrar ve tekrarlamak aslında kendi başıma olmaz. Takım arkadaşlarımın ihtiyacı var tabii ki e, bana. E, benim de onlara ihtiyacım var. O yüzden dediğim gibi inşallah e, takıma hani benim kalitelerimle katkı sağlayabilirim. Ve bu performans ilk maçtaki performansını e, tekrarlatabiliyor. Peki hataya dair ilk anın ne kulübe dair çok yenisin aslında bakarsın ama evet. ilk böyle ilk anın ya da ilk çok böyle sana dokunan bu imza altından bugüne kadar hayatım Hı -hı. boyunca şu anda benim için e, özel bir an dediğin ne var? Ben depremi yaşamadım ama hani her gittiğimiz yerde insanlar çok iyi karşıladı bizi ve bazı insanların bu kadar iyi karşılayacağını düşünmemiştim. Benim en duygusal anım Hatayspor'a geldikten sonra ilk maçtı. Hull City maçı. Orada dediğim gibi herkes çok iyi karşıladı. Bursa'da oynadık ve ben bu olaylara, bu olaylara katılmadığım şeyde bile çok duygusallandım. Hani maçtan önce Hani hiç kimse tutamadı kendini zaten herkes ağladı. Oradaki görseller, rahmetli Taner abi, rahmetli Christian Atsu vesaire Allah rahmet eylesin. Hani en duygusal anlarım onlardı diyebilirim. Peki birazcık güzel şeylere dönelim. Ufak bir yarışma, yarışma değil de, ufak bir oyunum var. Tamam. tamam. O mu bu mu diyeceğim sana. Bir kişiyi tamam. seçme şansım var ve günün sonunda düşün ki o kişiyle tatile gideceksin. Tamam. İsimler söyleyeceğim. tatile gideceğim. Evet, yani tamam. seçtiğin isimle tatile gideceksin. Peki. Ama seçerken neden seçtiğini de söyleyebilirsin. Tamam. tamam. Peki. Takım içiyle başlayalım. Bertu mu, Kamil mi? <laughs> çok zor. Çok zor ama Bertu'yu seçerim herhalde. Neden? Neden? Kaptanı eledik buradan bak. Kamil. Kaptanı eledim. Çok özür dilerim <laughs> kaptan ama bertulan biraz daha aktif olabileceğimi düşünüyorum. Bizim kaptanımız çok severim onu. Çok da hani çok iyi bir abimdir. Ama Bertulan daha da aktif olabileceğimizi, hani sağ sola voleybolmuş, şuymuş, buymuş. Bertu biraz daha genç olduğu için hı hı. biraz daha aktif olduğu için Bertu. Peki, Bertu mu Arda Güler mi? Bertu. Bertu mu Arda Turan mı? Arda Turan. Neden? Arda çünkü Arda Hocayla hani o onun tecrübesiyle onun hani bilmiyorum Arda Turan'la Arda Hocayla hani bir akşam bir masada oturup onun gelmişini, geçmişini hani neler Neler yaşadığı kimlerle neler yani sonuçta Messi'le, Neymar'la, Suarez'le oynamış biridir. Ee, Arda Arda hocam. Peki Arda Turan mı, Alex Morgan mı? Arda Turan. Arda. Net Turan. oldu, tamam. Arda Turan mı, Neymar mı? Arda Turan. Arda mı, Haaland mı? Arda. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü ya şöyle bir şey var. Haaland da hani çok üst düzey bir futbolcu şu an. Zaten herkes biliyor ama hani Arda Hoca'nın muhabbeti daha çok sarar. Hani Haaland'la tamam otururum belki Aa, şu golü nasıl attın, şu golü nasıl, nasıl attın vesaire konuşurum ama Arda Hoca'nın hikayeleri bitmez. Haaland ha, bir de bir tık daha soğuk gibi sanki çok konuşmuyor biraz, gibi değil biraz. mi? Biraz, Peki Arda Hoca mı? Volkan Hoca mı? Volkan, Volkan Demirel, Volkan Demirel mi? Volkan Hoca. <laughs> Volkan Demirel mi? İkerdi mi? Volkan Demirel. <laughs> Bundan sonrası zor. Volkan Demirel mi, Messi mi? Hocam Çok özür diliyorum. Bak çok kusura bakmayın. hiç. O Messi. Messi. Messi, Messi mi? Alişa Lehman mı? Alişa Lehman o Aston Villa'da oynayan hı hı. kadın futbolcusu herhalde. Messi. Burada hanımcılık kazandı diyoruz bence. Hayır bana sorarsan hani Messi ile 5 dakika otururum Alişa Lehman'la bir gün geçirme şeyine yani. Hani çünkü Messi yani. Peki Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Ben Messi hayranıyım aslında. Çünkü Messi'de hani saf bir futbol yeteneği var. Tabii ki çok çalışıyor ama full yetenek. Ama Ronaldo'nun bu mücadele etmesine, çalışmasına, gayret etmesine ve futbolu bu kadar aşırı sevmesine e, çok hayranım. E, o yüzden hani Ronaldo'nun zaten bir sabah kalktıktan sonra ve akşama kadarki gününü her zaman öğrenmek istemişimdir onun için Ronaldo. Peki Ronaldo öyle tatile gidiyorsun. Nereye giderdiniz? Ronaldo ile nereye giderdim? Ee, onun gittiği yerlere gitmek isterdi o. Ama ben e, aslında Ronald Ronaldo ile bir Fethiye'deki Hillside Beach Club'a gitmek isterdim. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Görkem son olarak taraftarda neler söylemek istersin? Öncelikle tabii ki her zaman bizi destek ettikleri için ve desteklerini esirgemedi, esirgemedikleri için çok teşekkür ederim. Biz hepimiz çok minnettarız onlara karşı. Biz takım olarak ve hatayspor Spor olarak e, takım arkadaşlarımın adına da konuşuyorum şu an. Hiçbir zaman e, mücadelemizi ve o e, hani o forma için akıtacağımız teri esirgemeyeceğimizi ve eksiltmeyeceğimizi e, söz veriyorum onlara biz hep beraber bir olalım. Yine Hatay Spor'un hak ettiği yere geleceğiz inşallah. Ve Bu arada YouTube kanalımızı açtık. Lütfen takip edin. Abone olun. Bu güzel videoları beğenin. Bizi buradan da destekleyin. Çok teşekkür ederim.